Eren Ağrı'ndan herkese merhaba. Bak bunca zaman oldu. Daha hiç böyle açmamıştım videoyu. Herkese merhabalar falan diye. Bundan sonra böyle. Bak gördünüz mü buraları? İzmirliler her taraf. Kazlı Belediye. Şuraya. Şu çukura belediyenin açtığı çukur böyle olur. İşte kaliteli çukur böyledir. Bazı mesaj atan arkadaşlardan İzmirli olup gurbette olan arkadaşlardan. Gurbette dediğim de böyle İstanbul, Ankara falan. İzmir'i görmek için izliyoruz falan diyorlar. Ben de işte hem onlar için olmuş olsun diye farklı yerlerde çekeyim bu defa. Burası Bayraklı şu anda. Arkada kazılan yerde muhtemelen altyapı çalışması, büyük büyük borular vardı. Öyle. Geçtikçe söylerim. Şimdi Karşıyaka'ya doğru gideceğim çünkü Karşıyaka'da da görüntü al istekleri gelmişti. Bugün Aylakçı'yı böyle bir turlamak için çıktım. Çıkmışken de birkaç bir şey anlatacağım size. Anlatacağım konu da uzun yola çıkılacak motorlar ve çıkılmayacak motorlarla ilgili. Daha önce Çin malı motorlarla uzun yol diye video yapmıştım. Ona da bir bakabilirsiniz. Bu defa daha genel. Her türlü mal olan motorlarla uzun yol nasıl yapılır, nasıl yapılmaz. O konuda bir şeyler anlatacağım. Çünkü hala soru geliyor. O yaptığım video yeterli olmamış olacak ki şu motorla uzun yol yapılır mı? Bu motorla uzun yol yapabilir miyim? Gibi birçok soru geliyor. Onlara derman olmak amacıyla bakalım dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatalım. Öncelikle bu baş ağrısı problemi var bizim motorcularımızda, motor camiasında. Nedir o? Benim başımı ağrıtmayacak motor. Abi bana başımı ağrıtmayacak motor öner. Abi ha. Ya işte motor alacağım ama başımı ağrıtmasın, sorun çıkarmasın. Yani şimdi hemen her motor sorun çıkarabilir ama insanların ortak bir isteği var ki o da sorun çıkmasın. Beni yolda bırakmasın. Buna en önemli kriterleri bu başta. Şimdi hemen her motor sorun çıkarır. Çin malları daha fazla, Japonlar daha az. Bunları anlattım zaten. Duydum. Bu kim ya? Oo, Mert! Ne haber ya? İyidir. Video yapıyorum. Vallahi Karşıyaka'ya doğru. Ha, dolaşmaya. Tamam, görüşürüz. Şansa bak ya Mert. Bu da şey... Karaburun'a gittiğimiz gezideki arkadaşlardan bir tanesi. İyi denk geldik ha. Çok iyi sürüyor bu arada ha. Grup sürüşü konusunda iyiydi. Kendisinin hakkını buradan tekrar vereyim. İlk motoruymuş. MT-125. Full ekipman geziyor. Ben gibi değil. Evet, bak şimdi nerede kaldığımı da unuttum. Nerede kaldı? Ne diyordum ya? İşte baş ağrıtmayacak motor. Her motor baş ağrıtır diyorduk ama uzun yol konusu farklı yani. Şimdi diyor ki abi bu motorla uzun yol yapılır mı? Evet, o motorla uzun yol yapılır. Bak hangisi olduğunu sormadım bile. O motorla uzun yol yapılır. 100 cc ile de uzun yol yapılır. 1100 cc ile de uzun yol yapılır. Süper Spor'la da uzun yol yapılır. Enduro ile de uzun yol yapılır. Önemli olan sen o yolu o motorla yapabilir misin? Şimdi buna benzer bazı sorular da geliyor. Çok alakalı olmasa da az alakalı. O konuya da değineyim ki o tarz soruları soran arkadaşları bu videoya yönlendireceğim sonra. Diyor ki mesela CG motorum var, atıyorum. İşte silindir değiştirilecek. Ben değiştirebilir miyim? Ne bileyim ben? Değiştirebilir misin? Ne bileyim yani, seni ben tanımıyorum ki daha önceden. Neler yaptım motorun bakımıyla ilgili bilgin nedir? Yani bu şuna benziyor. Abi bir tane havuz problemim var. Evet. Ben onu çözebilir miyim? Ne bileyim ben? Ha, benden mi silindiri değiştirmemi bekliyorsun? Anlamadım. Yani ben zaten silindiri ustaya değiştirdim. Gördüğünüz gibi videosunda yayınladım. Kendime güvenmediğim için. Debriyaj balatasını da ustaya değiştirdim. Hani o kadar üst düzey tamir işlerini yapabilen birisi değilim. Öyle mi anlıyorsunuz bilmiyorum. Bak yine uzun yoldan nerelere geldik. Olsun. Şu geçmeden ben geçeyim. Yani ben sadece motorun bakımlarını yapabilen birisiyim. Motorun ana bakımlarını yapabiliyorum. Ama diğer tamir işlerini, yani çok ağır mesela karter yarma, silindir değiştirme, debriyaj balatası, belki aletime de batım olsa yaparım gibi işleri pek yapmıyorum.
ben silindiri değiştirebilir miyim? Onu da bilmiyorum. Değiştirebilir misin? Bilmiyorum. Onu sana sormak lazım. Bana sormayacaksın onu. İşte böyle sorular geliyor. Ben bu motorla uzun yol yapabilir miyim? 100'lük motorum var. 125'lik motorum var. Uzun yol yapabilir miyim? İşte 250'lik motorum var diye sorular geliyor. Her motor uzun yol yapar. Arkadaşlarım merak ettiği şu aslında o soruyu sormakla. Ya ben bu motorla uzun yola çıkacağım ama bu yolda bırakır mı? Hararet yapar mı? Yapmaz. Senin yapman gereken düzgün viteste kullanmak o motoru. Mesela yokuş çıkıyorsun. 5. viteste çıkmayacağın zorlanıyorsa. Yani motorun dilinden biraz anlamak lazım. Dilinden, sesinden. Mesela zorlanmaya başladı motor. O zaman vites düşür. Ya da yokuş çıkıyorsun. 1. viteste çıkıyorsun ama bağırıyor mesela. Vites istiyor. Onu vitesine atacaksın. Mesela düzgün viteste, düzgün hızla kullandıktan sonra tüm motorlarla, bak burası çok önemli. Altını çizerek söylüyorum. Tüm motorlarla uzun yol yapılır. 50cc ile de uzun yol yapılır. Bak diyorum ki mopedle de uzun yol yapılır. Şimdi uzun yol konusunda bir başka konu daha var. Neyse şu kullanıcı konusunu da bitireyim. Şu an Karşıyaka'ya doğru geliyoruz. Bu arada gurbetçi İzmirlilere sesleneyim bu konuda. Kayıt yapıyoruz ama boş boş konuşmayayım da bazen kayda durdurmuş oluyor. Neyse göremedim de tam camından. Aslında kamerayı biraz daha yukarı alsam uyarı ışığını görebilsem iyi olacak. Ne moto burası? Kan moto. Şey diyordum ya. Şimdi 50cc motorla tabii ki de uzun yol biraz zor olur. Ama gider. Mopedle, 50cc mopedle, iki zamanlı mopedle uzun yol yapılır. Ama biraz sıkıcı olur. Şimdi uzun yol yapabilir miyim? Onu da aynı şekilde. Ne bileyim ben. Sıkılmazsan o hızdan, o yavaşlıktan. Çünkü gitmez o. 50 ile 60 ile falan gider. 50cc motor. Yani en kötü şartları değerlendiriyorum. 25cc motor yok. Sen şimdi dediğim gibi yine düzgün viteste kullanırsan eğer, scootersa da bu. Yani düzgün gidersen, apaçilik yapmadan, sürekli tapakaz gitmeden, sürekli tapakaz da gitmemek lazım scooterda. Scooter'ı çok kullanmadım ama benim anlatmaya çalıştığım her motor hareket ettiği sürece hararet yapmadan 2000 kilometre falan gidebilir. 2000 kilometre falan dediğim noktası da şu. 2000 kilometre sonra motorun yağının değişmesi lazım. O yüzden durman lazım. Dediğim gibi bakınız. Hava soğutmalı olsun, sıvı soğutmalı olsun, scooter olsun, iki zamanlı olsun. Harekete devam ettiği sürece hararet yapmaz. Tabii ki Ağır Dağı'na çıkmadığınızı varsayıyorum. Bu sürede devamlı yokuş ya da istiyap haddinde ya da biraz üzerinde seyretmediğinizi varsayıyorum. Normal bir yolculuk. Tabii ki uzun yola çıktığınızda şeyiniz olacaktır, yükünüz falan olacaktır ama çok fazla olmaması lazım. Buralar böyle Karşıyaka. Şu karşıda şey var. Karşıyaka iskele, vapur iskelesi var. Faytonlar falan. Güneş de karşımızdan geliyor. Umarım görüntü çok kararmıyordur. Uzun yol konusunda yine insanların aklına takılan bir başka konu da hava soğutmalı motorlar. Soruların çoğu böyle zaten ki beni takip eden arkadaşların çoğu Çin malı kullandığı için ve Çin mallarının %90 küsuru da hava soğutmalı olduğu için. Ya ben bu motorla işte hava soğutmalı. Hararet yapar mı? Yapmaz. Hava soğutmalı yani bu üzerindeki radyatörler var ya bunun. Yani radyatörü yok sanılıyor ama var işte o üzerindeki kanallar radyatörü bunun. Soğutma kanalları yani. Onlar havaya temas ettikçe ısıyı havaya veriyor. Mesela bunu çok yapmayın da trafiksiz bir havada, trafiksiz bir günde diyeyim ya da trafiksiz bir alanda tehlikeli olmayacak bir yerde mesela şort giyin. Motor ısındıktan sonra şort giyin. O şortla bir sürün bakalım. Ayaklarınıza gelen ısı ne derece? Yani hava soğutmalı motor acaba soğuyor mu soğumuyor mu? Ayaklarını pişirir yani orada kaynatır. Şimdi kot falan giyiyoruz en basitinden. Böyle ya da motosiklet pantolonunu giyiyoruz. Onlar geçirmiyor da. Sen şortla bir sürmeyi bir dene bakalım. O ayaklar nasıl pişiyor? Yani hava soğutmalı motorun soğutma sistemi çok çok başarılıdır. Ta ki motor durana kadar. Yani durduğu yerde hiçbir soğutması olmaz hava soğutmalı motorun. Rüzgar esmiyorsa yani
o bloğun üzerine havanın çarpıp üzerindeki ısıyı alması lazım. Üzerindeki malzeme de zaten çok iletken olduğu için bütün ısıyı havaya iletmeye çalışacak. Hareket ettiğin sürece, rüzgar çarptığı sürece. Yani buradan varacağınız sonuç şudur ki, eğer hareket ediyorsanız, hareket halindeyse motor, bu ne demek, uzun yol. Hava soğutmalı motor kesinlikle hararet yapmaz. Bak yine söylüyorum ki, düzgün vites koşulu, düzgün yol koşullarında böyle uç noktalara hesaba katmıyorum. Yani motoru 500 kilo yüklemişsin, Ağrı Dağı'na çıkıyorsun, böyle bir şey değil. Yani Erciyes'lara da geçerli bu konuda. Yani yine yani çok kullanıyorum videolarımda bak. Böyle bunları eleştirin. Şu eleştiriyi az yapıyorsunuz bu konuda. Benim kulağıma batıyor bazen montaj yaparken. Yayınladıktan sonra kendi videomu açıp izlemiyorum da. Montaj sırasındayken ya ne çok yani demişim diyorum ya. Yani sonuçta o konuda eleştirin. Bak bu kelimeyi çok kullanıyorsun falan diye. Eleştiri bekliyorum. Hava soğutmalı motor uzun yol için sıvı soğutmalıdan çok daha iyidir. Neden? Çünkü başını ağrıtmaz. Arıza ihtimali az. Radyatör yok, su pompası yok, suyu eksildi mi derdi yok, su kaynattı mı derdi yok. Düzgün viteste kullandığın sürece kesinlikle de hararet yapmaz. Şehir içinde tehlikeli hava soğutmalı motor. Şehir içinde çünkü sürekli dur kalk trafiği var. O da motor için aslında öyle değil. Dur kalk yapmıyorsun. Burası Karşıyaka. Bostanlı'ya doğru gidiyoruz şu anda. Sürekli dur kalk yapmadığın için, aralardan geçtiğin için aslında şehir içinde de sıkıntı değil. Mesela benim motorum hava soğutmalı bir motor, Çin malı bir motor. Hava soğutmalı, yani hararet yapmasını daha çok beklersin. Bu İnazuman'ın bir sorunu var bilmiyorum. Devamlı sağına soluna bakıyor motorunun, neyse. Yani aslında benim motorun daha fazla hararet yapmasını beklersin. Çünkü Çin malı, hatta bir de modifiye edildi. Yani üzerinde çok daha ince silindir gömleği olan bir tane silindir var. Ama hararet yapmıyor. Şehir içinde çok fazla kullanıyorum artık. Bir türlü hararet yaptıramadım şimdiye kadar. Bazen yükseldiği oluyor hararetin normalden. Ama kesinlikle öyle bir yatak sarma işleri kesinlikle olmuyor. Yani neymiş? Şunu kafanızdan bir çıkarın. Bu motor uzun yol yapmaz. Hayır, her motor uzun yol yapar. O uzun yola sen gelebilir misin? 125 cc motorla mesela yavaş gitmen gerekir. 80'le falan gitmen gerekir. O yolu sen yapabilir misin? Bilemem. O sana kalmış bir şey. Motora kalmış bir şey değil. Motorun bakımını yaptığın sürece o motor her yere gider. Yani değişmesi gerekenler vaktinde değişecek. Bakılması gerekenlere vaktinde bakılacak. O motor her yere gider. Sen gidebilir misin? Bu soruyu kendine sor. Sonra başka bir konu daha var. Bu konuda bir de ahkam kesenler var. Onlar hoşuma gitmiyor. Mesela uzun yola çıktın. Abi bir saatte bir durman lazım. Ya da 100 kilometrede bir durman lazım. Şimdi bunu motor için söylüyorsa bu konuyu anlattık. Öyle bir şey yok dedik zaten. Motor için durmana gerek yok. Motor kendini soğutur. Yine söylüyorum bak, düzgün viteste kullanılacak. Olması gerektiği gibi kullanılacak. Saatte bir, 3 saatte bir, 50 kilometrede bir, 100 kilometrede bir durman lazım diyenlere kulak asmayınız. Durmanız gereken şimdi altın bir nokta var. Onu ben size açıklayacağım. Bunu da herkese, bu sırrı da herkes vermez. Uzun yolcular bilir sadece. O da şudur. Paşa gönlün ne zaman istiyorsa o zaman mola vermen gerekir. Yani kesinlikle internette okudum şöyle şöyle, işte 100 kilometrede bir dur diyor. Abi ben 100 kilometrede bir dinlenmem lazım. Öyle bir şey yok ya. Belki senin keyfin 10 kilometrede bir durmak istiyor. O zaman 10 kilometrede bir dur. Belki sen demir götsün. Hiç rahatına düşkün bir adam değilsin. Motorun belki çok rahat. Yani durmana gerek yok. Motor için özellikle. Bas git o zaman. 8 saat durmaya da bilirsin. O sana kalmış bir şey. Ya mesela 10 saat de gidebilirsin. Ama şöyle, hani uykun gelir falan, onun farkına varacağını varsayıyorum. Çok yorulursun, dikkatinin dağıldığının farkına varacağını varsayıyorum. Onları geçtikten sonra bunları sana anlatıyorum. Hey sen, uzun yola çıkmak isteyen. İyi dinle bak. Ne zaman durman gerektiğini öğrendin değil mi? Paşa gönlün istediği zaman. Motorum hararet yaptı diye değil. Hararet konusunu zaten az önce işledik. Ne zaman yorulduğunu hissettin ya da yorulduğunu hissetmedin. Güzel bir yer gördün. Oraya gir, dur. Durmak istemiyor musun? Durma. Hiçbir kurala bağlı kalma. Sadece trafik kurallarına uy. Bir de yorulduğunu, uykunun geldiğini hissettiğinde, tabii bunu çok uzun yollar için söylüyorum. Günde 1000 kilometre falan, belki daha fazla yapacaklar için.
olduğunu hissettiğinde dur. Bunun farkına varıyor olman lazım. Yani uykunun geldiğinin, yorulduğunu hissettiğinin farkına varamıyorsan farkına o zaman ona sana diyecek bir şeyim yok yani. Bunun farkına varman lazım. Ya da eğitimini al, ne bileyim. Böyle. Uzun yol konusu böyle. Umarım söylemek istediğim her şeyi söylemişimdir. Gerçi bir program yapsaydım videoyu çekmeden önce atladığım konu mutlaka vardır da. Bu videonun altına yazın sorularınızı, ona göre cevaplayalım. Dilimiz döndüğünce, bildiğimiz kadarıyla. Uzun yoldan korkmayın. Bir de bahsedeceğim bir başka konu da. Ya motor alan herkes uzun yola çıkmak istiyor. Çoğunun aklında o var. Yani ulaşım için alanlar zaten motor sevdasında pek olmuyorlar. Sadece kısa sürede ulaşayım, trafiğe takılmayayım diye kullanan elemanlar var. Onları hariç tutuyorum ama motor sevdasıyla motor alanın herkesin kalbinde uzun yol vardır. O yüzden hani bu motorla uzun yola gidip sadece biraz daha sıkıcı olabilir. O da adamına göre. Belki senin için sıkıcı olmayacak o kadar yol. Belki benim için olur. Belki öteki için olmaz falan. Bunlar size bağlı şeyler. Motora bağlı şeyler değil. Şu motorun bağımlılığından yakanızı kurtarın. Burada tek belirleyici sizsiniz. Just do it diye bir şey vardı ya. Sen yap yani. İşte herkesin aklında uzun yol vardır. Ve şunu da bilmenizi isterim ki şehir içinde motosiklet kullanmak uzun yolda motosiklet kullanmaktan çok daha tehlikeli. Uzun yolda bir şey yok. Dümdüz yol. Böyle gidiyorsun. Tabi yine kurallar dahilinde kullandığını varsayıyorum. 2.99 ile devamlı gitmediğini varsayıyorum. Bu şekilde kullanırsan uzun yol çok daha tehlikeli. Çünkü dümdüz yol, trafik daha az. Bakın burada her an her yerden birisi fışkırabilir. Ama uzun yolda öyle değil. Sağdan soldan pek bir eleman fışkırmıyor. Mesela dağlık bir alandaysan, köylük bir yerdeysen traktör falan çıkabilir, hayvan çıkabilir. Ama yine de şehir içerisinde yola atlayan hayvan olan yayalardansa daha az tehlikeli bunlar. Çünkü daha nadir çıkıyorlar. Falan filan. Uzun yola çık, korkmayın, çıkın. Motorun bakımlarını yaptırın. Motor gider her türlü. Bak aynı şeyleri tekrarlıyormuşum gibi oluyor video uzadıkça. Böyle. Galiba söyleyeceklerimi bitirdim. Yine buraya kadar izlemiş olanların ayrıcalığı olarak sizlere de sizlerden de şunu isteyeceğim. Bostanlı'ya doğru gidiyoruz şu anda. Bana yapmamı istediğiniz videoları söyleyin. Ya şu konudan biraz bahset falan deyin. Ben de o konudan dilim döndüğünce bahsederim. Uzun yol sorusu çok geldiği için bugün bu videoyu yaptım. Siz de hani söyle yani şu konuda bir video yap, bu konuda bir video yap. Biliyorsam yaparım, bilmiyorsam da fikirlerimi söylerim. Bir şeyle karşıyım ben hani. Bilmiyorsan sus. Tamam hani şey bu kesin böyledir demiyorum da fikrimi söylüyorum o konuda mesela. Burada saçmaladım, burayı koymayacağım. Come on.